Aşklarım, hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Benim çok izlemekten keyif aldığım, yapmaktan da keyif aldığım bir konsept bu aslında. Anı videoları, story time videoları. Ama çok uzun süredir böyle anlatmaya değer çok bir anım olmadığını fark ettiğim için bir süredir yapamıyorduk. O yüzden ben de dedim ki yine eskilere gidelim ve travmatik lise anılarımdan bahsettiğim bir video yapayım istedim. Daha önce lisede yaşadığım birkaç bir şey anlattığım videom vardı. Ama böyle genel bir şekilde anlattığım bir videom yoktu sanırım. Ama bazı hikayeleri eskiden beni takip edenler biliyor olabilir. Onlar için kusura bakmayın, tekrar etmiş olacağım ama yeni izleyenler de en baştan dinlemiş olacaklar bu sayede. Öncesinde bir şey söyleyeceğim size. Önce hatta şunu da söyleyeyim. Kötü dönemlerden geçiyorum şu an. Instagram'dan söylemiştim ama görmeyenler de vardır belki. Bir ürtiker atağı geçiriyordum. O maalesef geçmedi. Yani geçti ama şekil değiştirdi. Bu sefer ağrılı bir şekilde çıkmaya başladı. Yani ayağımda, elimde falan. Ve yürüyemeyecek durumdayım. O kadar ağrılı geçiyor. O yüzden keyfim çok yok. Hatta o ağrılar geçsin diye bir ilaç verdi. Doktor o ilaçta mideme dokundu. Mide krampı geçirdim. Spazmı geçirdim. Dün serum yedim falan. Yani çok zor dönemlerden geçiyorum şu an. Biraz canım sıkkın. Çok keyfimin olduğunu söyleyemeyeceğim. Videoda onu yansıtmayacağım size tabii ki ama gerçekten hayatımın en zor günü. Özellikle sağlık anksiyetesi olan biri için çok zor geçiyor. Umarım ki iyileşeceğim ve toparlayacağım. Bunu şuraya bağlayacağım. Bu hafta sonu benim imza günlerim başlıyor. Instagram'a post olarak atacağım saatleri ve yerleri. O yüzden Instagram'dan takip edin. Şu an söyleyemiyorum ama İstanbul'da hem Avrupa yakasında hem Anadolu yakasında iki tane imza günüm olacak. Sonra İzmir var ve daha sonra da Ankara var. Dediğim gibi tarihleri ve yerleri Instagram'ın takip edersiniz. Hem 37'yi hem 10 gün önceki kızı getirirseniz hem konuşmuş oluruz, hem tanışmış oluruz, hem kitap imza atmış olursunuz. Ve şu an keyfimi yerine getirecek tek sizsiniz. Bakın size yemin ediyorum. Hani hep bunu derler. Hani bana iyi geliyorsunuz falan. Herkesin söylediği bir şey ama sizle moral buluyorum ben. Şu şey döneminde de yanımda olursanız beni çok mutlu edersiniz. Dediğim gibi hem kitap hakkında da konuşmuş oluruz. Tanışmış da oluruz. Gelmek isterseniz hepinizi bekliyorum. Sizi çok özledim. Yani bayağıdır zaten yapmıyorduk TÜYAP'ı saymazsak. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdilik 3 büyük şehir duyuracağım ama sonrasında diğer şehirlere de geleceğim. Daha önce söz vermiştim zaten. Şu an gelmeme sebebim 2-3 haftaya seçim olması. Seçim dönemi dolayısıyla imza günleri yapamıyoruz. Çünkü gündem çok farklı, yoğunluk çok farklı. Böyle o ara olmuyor. Daha sonra zaten yaz tatili başlıyor. Haziran'a giriyoruz. Hepiniz başka yerlere gideceksiniz. O yüzden diğer şehirler, özellikle Antalya ve Bursa'yı biliyorum. Diğer şehirler de var ama onları biraz daha sonraya erteledik. Ertelemek zorunda kaldık. Bu sene bitmeden birçok şehre gelmek istiyorum ve geleceğim. Size söz veriyorum. O yüzden aklınızda bulunsun. Şimdi hazırsanız lise anılarıyla başlayalım. Önce hangisinden başlasam diye düşünüyorum. Öncelikle şunu anlatayım size. Ben 3 kere lise değiştirdim bu arada. Bu da ilk kazandığım liseye daha hiç gitmedim yani. Kazandım, yerleştim, tamam okey. Sonra başlamadan okullar şeyleri düşürdüler, puanları düşürdüler. O yüzden ben başka bir liseye daha transfer oldum ve liseye orada başladım. Bakın ilk kazandığım liseyi hatırlamıyorum bile. İkinci gittiğim lise Reha Alemdar Anadolu Lisesi'ydi. Yani ilk birkaç şey orada başladım birkaç gün. Bir hafta falan gittim sanırım. Arkadaşlar orası çok hala öyle midir bilmiyorum ama beni çok korkutmuştu çünkü ortamı çok, hani oraya giderseniz popüler olmanız gerekiyor gibi bir şeydi. Ortamı çok bana fazla gelmişti açıkçası. Çok samimi bir ortam yakalayamamıştım. Hatta hiç unutmuyorum ilk günü, yani lisenin ilk günü ben daha böyle çekingenim şeyim. Sınıfta su savaşı yapmıştı kızlar belki de. O kadar samimi olmuşlardı. Ben hemen onlara dahil olamamıştım falan. Kendimi biraz kötü hissettiğimi hatırlıyorum. Oraya çok ait hissedememiştim. Hani belki daha uzun süre gitseydim hissederdim elbette ki ama ilk günler ben çok zorlanıyordum. Yani hiç hoşuma gitmemişti. O ayak uyduramadım yani o ortama. Daha sonra bir de etek muhabbeti vardı. Benim hep eteklerle zaten bir sıkıntım vardır. Kısa etek ben daha çok yakıştırıyorum kendime ama bunun sebebi hani kısa mini giyeyim gibi değil de. Şimdi benim bacaklarım hep yapısal olarak bir tık kalın. Bunu hep söylüyorum zaten. Şimdi etek de biraz uzun olunca en azından dizde ya da dizim bir tık üstü diyeyim. İyice bodur. Ya boyum 1.63 zaten. Kalın bacak kötü duruyor, tamam mı? Benim daha uzun ve ince görünmem için bir tık bacağımı göstermem gerekiyor. O yüzden kısa etekler bana daha çok yakışıyor. Ben hala aynı şeyi savunuyorum. Ya upuzun giyeceğim bilekte bir tane elbiseler mesela ya da etekler ya da kısa etek giymek zorundayım. Yani daha güzel görünüyor. Ben ona öyle düşünüyorum. O arayı yine ayarlayamamıştım. Etek alışverişi yaparken yok yani. O istediğim etek boyunda değildi. Zaten çok mutsuzdum. Bir de gittim baktım. Okulun yarısı üniforma giymemiş bile. Bu arada sanırım şu anda zaten üniforma çok elzem bir şey mi bilmiyorum. Daha serbest kıyafete de geçildi sanırım. Çok emin değilim şu an liseler nasıl ama o zaman da üniforma herkes giyiyordu yani bizim zamanımızda. O okulda niyeyse kimse giymemişti. Üst sınıflar falan da giymemişti. Ve kızlar kısacık etek ve jartiyerle geliyordu okul. Üst sınıflar var ya, jartiyer giyen gördüm. Yani öyle bir okul ortamıydı ya. Şu an öyle mi bilmiyorum. Benim takipçim varsa o okuldan, hala o lise öyle mi bilmiyorum ama benim kafamda çok şey kaldı. Yani millet jartiyer giyerken benim diz boyunda etek giymem beni mahvetmişti yani. Çok
sinir olmuştum. Hemen değiştirmek istemiştim. Sonra oraya gidip eteği değiştiremedim falan. Çok sıkıntılı, hiç içime sinmeyen bir ilk lise günü yaşamıştım. Ve sonra bir hafta sonra tekrar puanlar düştü. Kontenjan açıldı. Ve daha üst bir liseye geçtim. Çankaya Anadolu Lisesi'ne geçmiştim. Şeydekinde ama Seyran'daki, Atakule'nin oradaki değil. O daha eski Anadolu Lisesi'ydi. Onun da bayağı yüksek. İlk de oraya girmişim. Yani çok güzel bir lise geçirdim orası sayesinde. Ve daha samimi bir ortamdı yani. İlk realimden gibi değildi. Sonra mutlu mesut geçirdim. Ama ilk günler dediğim gibi çok kötüydü benim için. İkincisine geçiyorum. Biraz aşk meşk olaylarına da gireceğim burada. Bayağı isimden bahsedeceğim çünkü. Bu olayı ben anlatacağım maalesef. Anlatmak istiyorum. Liseye daha geçmeden, tamam mı? Ortaokul son falan işte. O dönemde annemin çok yakın bir arkadaşı var. Onun kızıyla da ben yakın arkadaşım. Çok da severdim bu arada. İyi de anlaşıyorduk. Bir ara bir yat kesti mi, gemi kesti mi ne öyle bir şey olmuştu annemin iş yerinde falan. İşte hepimiz oradayız. Ben oradayım. Annemin arkadaşı orada. Arkadaşın kızı orada falan. Biz o arkadaşının kızıyla çok iyi anlaştık. Bayağı yakın arkadaş olduk falan o yat esnasında. Kızın adına da ben Çilek diyeyim. Çilek'le biz çok yakın arkadaş olduk. Daha sonra Çilek'in o sıralar konuştuğu bir çocuk vardı. Çocuk da çok şeydi. Hoş tatlı bir çocuktu. Bu arada bu çocuktan ben daha önce bu videolarımda falan bahsettim. Ona yine bir takma isim bulmuştum ama unuttum şimdi. Neyse o onunla konuşuyordu. Sevgiliydi. O tarz bir şeydi. Çocuğu ondan biliyorum yani. Neyse sonra biz işte yat kez şey bitti falan. Ben bir daha Çilek'i görmedim. O kız arkadaşıma. Ve sonra aylar geçti falan. Sonra Çilek'in o konuştuğu çocuk beni Facebook'tan ekledi. Ben de kabul etti falan. Sonra biz o çocukla konuşmaya başladık. Bu arada yine ortaokul son falan. Yani çok küçüğüz ya. Yaşımız çok küçük. Yani saçma sapan diyaloglar, muhabbetler falan filan. Ondan sonra lise başladı. Lisede biz bu arkadaşımın kızıyla Çilek'le aynı liseye düştük. Üçüncü lise işte Çankaya Anadolu'dayken falan. Benim çocukla bir şeyim, diyalogum oldu geçmişte. Şimdi benim Çilek'e bunu anlatmam gerekir mi? Çilek'in hala hayatında mı çocuk bilmiyorum. Neyse konu bir şekilde açıldı. Ben söylediğimi hatırlıyorum. Yani sonra ekledi beni. Biz konuştuk falan filan. Sonra Çilek şey dedi ya hiç umurumda değil. Umurumda olan bir olay değil dedi. Sallamadı yani. Daha sonra aylar geçti falan. Çilek'le o çocuk tekrar çıkmaya başladılar. Ama ben böyle çocuktan yine ara ara hoşlanıyorum, bir şeylerim var. Yani tamamen kafamda da bitirmemiş ama tamamen benim suçum abi. Yani tanıştığım bir kızın arkadaşı konuştuğu çocukla sen niye tekrar konuşuyorsun? Saçmalık ötesi yani. Tek yaşım küçük, küçüklüğüne veriyorum. Şu an yakmaz, asla yapmayacağım bir şey. Neyse bunlar tabii ki çıkmaya başladılar falan. Ben tabii ki geri duruyorum. Hiçbir şey demiyorum. Ne diyeceğim zaten. Hani benim için çocuğun olayı benim kafamda bitti ki zaten çocuk ona ait yani, bende bir alakası yok. Ama sonra o çocuk bana öyle kötü davranıyordu ki beni gördüğü yer falan. Biz Çilek'le atıyorum dışarıdayız, çocukla karşılaşıyoruz falan. Sen de çok kilo almışsın falan diyor Çilek'in yanında çocuk bana falan. Yani onu Çilek'i yüceltirken beni eziyor falan. Yazık, Çilek de beni şey yapıyordu, savunuyordu neresi kilo almış falan diye. Böyle şeyleri vardı. Çilek de sağ olsun ama hep beni savunurdu. Sonra neyse ben çocuğu saldım gitti yani, artık umurumda değil. Sonra Çilek'le çocuk ayrıldılar, tamam mı? Çilek bana bir şey dedi, bak hiç unutmuyorum. Kaç sene geçmiş yani. Lise 1'deyiz ya, o kadar eski düşünün. Hani üniversiteden mezun ol 4 sene oldu yani, ona göre hesap edin. Bana dedi ki biz dedi işte çocukla dedi ayrıldık dedi. Bende bir sweatshirt kaldı, istiyorsan sana vereyim dedi. Mesela bir şey söyleyeyim mi? Bunu bana laf sokmak için ya da beni bozmak için söylemedi. Gerçekten hani ben çocuktan bir yere hoşlandım. Sen bende de kaldı, istiyorsan sana vereyim diye gerçekten söyledi. Ben orada var ya nasıl yerin dibine girdim, nasıl kötü hissettim var ya. Ve şeyi biliyorum yani, Çilek'in o amaçla demediğini biliyorum ya, o çok üzücü. Ama hani ne dese desin haklıydı. Çilek çok tatlı bir kızdı yani. Şu an görüşmüyoruz ama hala çok severim ve yaptığım şeyden de pişmanım ama yaşımı küçüklüğüne veriyorum. Bir sonraki olay, bunun direkt bir videosunu yapmıştım ben. Lise 2'de mi 3'de mi neydi? Bizim bir arkadaş grubumuz vardı, 4-5 kişi falandı. O zamanlarda Pretty Little Liars adlı dizi moda. Diziyi bilmeyenler için de söyleyeyim. Kız grubuna, arkadaş grubuna bilinmeyen bir numaradan A isimli bir kişiden mesajlar gelip duruyor. Bu bizim başımıza geldi. Tüm kız arkadaşlarım hepimize bilinmeyen numara değil de böyle farklı bir numaradan ve her seferinde değişiyor. Mesajlar gelmeye başladı ve A ismiyle. Ve hepimiz izliyoruz o sırada Pretty Little Liars'ı. Hani hangimiz yaptı falan diye düşünüyoruz. Hatta benden çok şüphelenildi. Hala da bu arada Smiley arkadaşıma o A sendin değil mi falan diye sorar ama gerçekten ben değildim. Bunun özel bir videosunu yaptığım için o videoyu izleyip detayları alabilirsiniz. Hepimiz böyle saçma sapan şeylerle tehdit ediliyor. Tehdit edilmiş. Bunu söylerim. Bu şeyinden haberim var mı gibi böyle mesajlar vardı. Daha sonra grubumuzdan arkadaşımızın bir sevgilisi vardı. Erkek işte. O böyle mesajı nereden gönderildiğine dair siteler bulmaya çalışıyordu. O bakarken ben de bakıyordum. Sonra ikimiz de bir site bulduk. Mesajın sanırım nereden atıldığını bulduk. Hem o çocuk deneme amaçlı mesaj attı hem de ben deneme amaçlı mesaj attım. Daha sonra bu bana patladı. Hani ben deneme amaçlı attığım için sanki hepsini ben atmışım gibi oldu. Çocuktan kimse şüphelenmedi. Erkek zaten yapmaz diye. Üst bana kalmış ihale ama. Hala da kimden olduğunu bilmiyoruz. Sadece şüphelendiğimiz bir isim vardı. En azından benim de şüphelendiğim bir isim vardı. Bence o yapmıştır diye düşünüyorum ama böyle bir dönem geçirmiştik. İzlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz.
daha detaylı anlatıyorum. Çok eski bir videom zaten. Bir diğer anım. Yine benim platoniklerimden. Yani benim Instagram'da da platonikle geçti. Hep söylüyorum ya zaten ben çok reddedilmişimdir falan diye. O lisede başlamıştı benimki yani. Bu sefer benim 11. sınıfta sanırım dershaneden hoşlandığım bir çocuk vardı. Çünkü Justin Bieber'a benziyordu bu arada. O yüzden çok hoşlanmıştım kendisinden. Neyse çocuk ama yani out of my league yani. Çok ciddi söylüyorum. Çocuk burada ve ben buradaydım. Bakın şu an kendimi yermek için söylemiyorum. Şu an olsa sanki kıyaslamam bile ama o dönem için ben aşağıda kalıyordum. Çok benim ligimin dışı bir çocuk yani öyle söyleyeyim. Sebeplerini sayamayacağım şimdi burada. Ve bu bir şekilde anlaşıldı. Nasıl anlaşıldı bilmiyorum. Hatta benim İlay'la yakın arkadaşım İlay'la tanışma şeyim de bu çocuktan çıkmıştır. Aynı dershanedeydik. Yan yana oturuyorduk falan. İlay'a söylemişim yani çocuktan çok hocam önümüzde otur falan diye söylemişim. O da evet ya çok tatlı çocuk diye biz öyle İlay'la samimi olmuştuk. Neyse şöyle bir şey olmuştu. Sonra bu çocuk öğrendi ama nasıl öğrendi bilmiyorum. Yine ortak bir arkadaşımız var bu çocukla falan. O da ikimiz arasını yapmak istiyor ama olmuyor yani. Çocuk zaten yeşil ışık yakmamış. İstemediğini de söylemişti sanırım. Yani oralar çok silindi bende ama uzun bir süre, bir sene falan gitti benim bu crushlığım bu çocuğa karşı. Bir gün Duman konseri vardı. Hiç unutmuyorum. Hepimiz oradayız. Bu arada lisede bizim Duman konserleri çok modaydı. Hepimiz Duman konserine giderdik. Neyse konserdeyiz. O çocuk da gelmiş yani. O da var. Ortak arkadaşımız da var falan. O ortak arkadaşımız kıyamam. Çocuğa rica ediyorum. Ya benim moralim bozulmuştu çocuk orada ama hiçbir şey yapamıyorum falan diye. Sonra çocuğa gidip artık ne dedi bilmiyorum. Sonra öğrendim ben gidip onu söylediğini. Sizinle konuş mu demiş. Sizin yanına git biraz vakit geçir. Öyle bir şey demiş. Yani bunu ben sonra öğrendim dediğim gibi. O akşam çocuk benim yanıma geldi. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Falan diye. Böyle benimle muhabbet etti. Biz çimlere oturduk. Benimle biraz konuştu. Ben çok mutlu oldum. Çünkü bu arada arkadaşımın söylediğini bilmiyorum. Ben kendi yanıma geldi falan zannediyorum. Hayatımın en mutlu günüydü. Çok güzel geçmişti. Sonra tabii ki ne konuştuk ne bir şey yani hiçbir şey yapmadık ama o gün çok mutlu olmuşum yanıma geldiği için. Sonra arkadaşım ben söyledim demişti. Yine de şey hoşuma gitmişti yani aptal aptal çocukları düşününce bu çocuğun böyle bir jest yapması hoşuma gitmişti. Yani bu umutlandım mı o zaman? Sanırım umutlanmadım. Yani çok bir şey beklemedim ama çok mutlu oldum hatırlıyorum. Gelip beni o gün keyiflendirmişti. Konserimin güzel geçmesini sağlamıştı yani. Çok tatlı ve olgun bir hareket olduğunu düşünüyorum. Zaten bana hiçbir yanlış olmadı, hiç ters olsun hiçbir şey olmadı. Çok şeydi, tatlı bir anı olarak kaldı benim için. Unutmuyorum yani. Bir sonraki anım yine hoşlandığım bir çocukla ilgili. Bunu bir videomda anlattım hatırlıyorum ama hangisi de hatırlamıyorum. Yine lise 1'deyiz ve Çilek'le işte anlattığım kız arkadaşımla şeyiz. İşte çok yakın arkadaşız. İkimiz de lise 1'in ilk dönemleri yani ilk daha yeni okula adapte olmaya çalışıyoruz. Üst sınıflardan, lise 3'ten iki çocuktan hoşlandık ve ikisi de yakın arkadaş tamam mı? Biri ondan, ya Çilek birinden, biri ben de onun arkadaşına hoşlanıyorum. Çocuğun adını da bak unuttum ya. Bak şimdi hatırlayabilsem bir şansımı tekrar denerdim belki ama adını söyledi hiçbir şeyini hatırlamıyorum. Ama çok tatlı, çok şeker bir çocuktu. O da çok düzgün bir çocuktu bence. Neyse. Sonra yine bunların haberi oldu. Ya bakın bunlara nasıl haberleri oldu bilmiyorum. Yani ben de zaten saklama gibi bir şey yoktur da ben gidip yüzüne söylediğimi hatırlamıyorum bu çocuğun. Çünkü öyle bir diyalogumuz yoktu. Nasıl sonra bir araya geldik ya da bu çocuk duydu da beni Facebook'tan bekledi. Öyle bir şey olduğunu hatırlıyorum. Instagram falan yoktu o zamanlar zaten. İşte Çilek'le çocuk konuşmaya başladı. Biz yavaştan geliyoruz ama biraz daha arkadan. Hiç unutmuyorum bir teneffüste hem Çilek'in hoşlandığı çocuk hem de benim hoşlandığım çocuk ikisi beraber geldiler bizim sınıfa. Böyle biz Çilek'le yan yana oturuyoruz. Ön sıraya oturdular ve arkalarını döndüler bize doğru. Böyle oturdular. Bizle sohbet ettiler. Hani böyle dalga geçmeye, bizimle oynama falan değildi. Çok tatlı tatlı sohbet ettiler ve o kadar tatlı bir andık yani. İkimizin de hoşlandığı lise crush'ımız, sınıfla çocuk yani tam bir Amerikan dizisi gibiydi. Oturup bize sohbet etmişler ve biz Çilek inanılmaz mutlu olmuştuk yani çok güzeldi. Daha sonra o çocuk benimle çok ilgilendi, arkadaşlarıyla tanıştırdı, böyle benimle vakit geçirdi falan. Dışarı falan da çıktık ben diye hatırlıyorum. Çok detaylı da hatırlamıyorum ama sonra olmadı yani. Beni şey bulmadı herhalde daha sonra olmadı ama çok tatlı vakit geçirmiştik, çok ilgilenmişti. Çilek'le çocuk oldular bu arada. Onlar bayağı uzun bir süre çıktılar ama bizden olmamıştı. Hiç şaşırmadım bu olaya. Ama yine de şey, ilgilendiği ve böyle beni iyi hissettirdiği için hala aklımda çok güzel bir anı olarak kaldı. Bu da böyle aklımda kalan bir travmatik olmayan ama unutmadığım bir anım. Ondan sonra artık lise 2'ye falan geliyorum sanırım. O zamanlara tekabül ediyor diye hatırlıyorum. Benim ilk sevgilim oldu. Hayatımdaki ilk sevgilim ama 2 hafta falan süren bir ilişki. Bir tane çocuk. Çıkma teklifi vardı o zamanlar sanırım. Etti falan ama 2 hafta böyle saçma sapan bir ilişki. Zaten lisedeki ilişkiler çok komik oluyor şu an düşündüğümde. Hala öyle mi bilmiyorum ama bence hala öyle bir tip. Böyle sadece bizim çıkmakta anladığımız teneffüste şey bir tur atıyoruz okul bahçesinde falan. Öyle bir şeydeyiz, dönemdeyiz. Böyle kaloriferin üstüne oturuyoruz, sohbet ediyoruz falan. Neyse. O zamanlar benim Justin Bieber hayranlığım çok zirvede. Yani hala bitmiş değil. Ondan da bahsedeceğim zaten. Hala herkes de biliyor zaten. Facebook o zamanlar çok popüler. Ben de bak aptallık yine saçma sapan bir şey. Bir
bir tane Facebook'ta bir gönderi paylaştım. O zamanlar Selena Gomez antisiyim ama nasıl bir antisi anlatamam. Justin'e Selena çıkıyorlar. Ben Selena'dan nefret kıyamet yani anlatamam. Hani ailemi katletse Allah korusun bu kadar nefret edemem yani. Selena Gomez'e de bir tane edit yapılmış tamam mı Facebook'ta? Biz bir edit. Biraz küçümseyen onu aşağılayan. Ya bak yani o kadar rezillik ki yaşın da küçük değil kızım ya. Ne saçmalıyorsun? Ben onu Facebook'ta paylaşsan onu. Böyle artı 18 bir görüntü Selena Gomez'in photoshoplanmış. Zuhaa işte budur falan diye üstüne dalga geç falan. Yani rezillik ya. Tam bir çocuksu, çocukluk bir hareket. Ondan sonra benim sevgilim işte bunu gördü. Ertesi gün sen nasıl böyle şeyler paylaşırsın falan diye ağzıma etti 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 benden ayrıldı. Ama koridorda bana bağırıyor ya bas bas bağırıyor. Herkes duyuyor. Bana dittir git dedi bana. Bu sebepten dittir git dedi. Hak etmişim bu arada o kızcağızın o görüntülerini paylaştı. Hani o sanki bir Selena Gomez fanı. O bana karşı onu savunuyor gibi. Ondan sonra işte ben sen dittir git falan dedim ona koridorda hatırlıyorum. Sonra gittim işte şeye oturdum. Sırama sınıfta oturuyorum. Sonra çocuk sınıfa geldi. Benimle hala konuşmaya çalışıyor ama laf ediyor falan. Şey demiştim bana dittir git diyorsun. Kendin geliyorsun falan diye böyle kavga etmiştik. Sonra biz yani düşman falan olduk. Yani ne yaptım sanki bu kadar birbirine düşman olacak. Sonra o çocuk benim yakın bir arkadaşına çıkmaya başladı. Şu anda da çok yakın arkadaşım. Liseden arkadaşım. Onunla çıkmaya başladı. Ondan bayağı bir sürdü ilişkileri. O çocukla kız çıkıyorlar mesela. Bahçede biz karşılaşıyoruz ya bana laf atıyor. Bana beni dalga geçiyor. Bir şeyler yapıyor. Ya ben sana ne yaptım be kardeşim? Ya bunu o kadar çok hayatım boyunca yaşadım ki böyle hoşlandığım bir ara işte ilişkimin olduğu çocuklar tarafından dalga geçilme, laf atılma falan. Bunu vallahi yaşadım. Üniversitede de yaşadım. Böyle bir şeyim var. Anım var. Sonra o çocuk böyle seneler sonra zaten kaç sene geçti. Benim Work and Travel gidecektim. Work and Travel acentasına kaydolmama yardımcı falan olmuş böyle. Unutup gitmiştik. O muhtemelen hatırlamıyordur bile ama. Böyle bir anım olmuştu lisede. İlk sevgili deneyimim. Rezaletti yani. Daha sonra bir arkadaş grubumuz vardı demiştim. 4-5 kişilik hatırlarsınız. Onlarla çok büyük bir olay yaşadık. Bir anda bir günde tüm arkadaşlarımı kaybettiğim bir anım vardı. Ben arkadaşlarımla çok sık küsen, kavga eden biri değilimdir. Yani düşünsenize ilkokul 1. sınıftaki arkadaşımla hala en yakın arkadaşım yani Deniz. İlkokul 1. sınıf. Liseden bir sürü arkadaşım var. Dershaneden hala görüştüklerim var. Hani ben arkadaşları böyle çok kolay silmiyorum. Yani ben arkadaş tutarım. İlk defa başıma geldi böyle tüm arkadaşlarımı kaybettim falan. O çok detaylı bir videosu var. Bir günde tüm arkadaşlarıma ben nasıl nefret ettim de öyle bir video. Şunu izleyebilirsiniz. Benim hakkımda bir başka bir grupta konuştuklarını yakalamıştım. Telefonlarını karıştırıp ki bu da bence hiç hoş bir olay değildi. Ama o olayı ben izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü travmatik bir anı ve bu videoda tekrar anlatmayacağım. Onu izleyin isterseniz. Daha sonra hatta o videoyu 3-4 sene önce yaptım o videoyu sanırım. O videoyu çektikten sonra o gruptan arkadaşlarım izleyip yine bana küsmüşlerdi falan. Yani öyle bir video çektim diye. Ama öyle bir anım vardı. İzleyebilirsin ama çok eskide kaldı artık. Bence ne onlar için ne benim için çok önemi yok. Ve hepsi iyi insanlar, iyi kızlardı. Daha sonra başka bir anım daha. Şimdi ben lise 1-2 arasıydı yine sanırım. Bir tane çok yakın arkadaşım var. Bu arada ben herkesle anlaşabilen bir insanım. Yani benimle çok aynı tarz, aynı kafada olmayan bir kızla beni 4-5 saat aynı yere koyun çok iyi anlaşırım. Nabza göre şerbet verebiliyorum çünkü. Ve uyum sağlayabiliyorum kızlarla. Yani ben kızlarla çok iyi anlaşırım. Kız arkadaşla çok severim. O yüzden hiç kafam, hiç alakam olmayacak bir insana yakın arkadaş olabilirim. Bu kız da öyle bir kızdı. Yani şu anki hayatını da biliyorum. Çok böyle yakın olabileceğim, çok kafamın uyuştuğu bir kız değil. Ama o zamanlar çok iyi anlaşıyorduk. Çünkü dediğim gibi ben herkesle zaten şey yapabiliyorum. Sıra arkadaşıydık zaten. Öyle yakın olmuştu. Kız çok zeki ve çok çalışkan yani. Gördüm en çalışkan kızlardan biriydi. Ve onunla sınıf arkadaşı olmak, onunla vakit geçirmek beni dersler anlamında çok yükseltmişti. Yani benim en parlak olduğum dönemdi sanırım. Onunla arkadaş olduğum dönemler. Hem beni çalıştırırdı hem sadece derslere odaklı olduğu için ben de öyleydim falan. Yani mükemmel bir şey hayatı geçiriyordum. Daha sonra biz Çilek'le tekrar yakın arkadaş olduk. Çilek'i zaten biliyorsunuz. Çilek benim kafama daha uygun bir kız. Ve dediğim gibi çok seviyordum zaten. Onunla vakit geçirmeye başladım. Ben sınıf arkadaşım kızdan koptum artık. Full Çilek'liyim, Çilek'in arkadaşlarıyım falan. O çalışkan kız şeyinden böyle biraz geriledim. Ondan sonra benim notlarım düşmeye başladı, tamam mı? Ondan sonra sıra arkadaşım bir gün yine unutmadığım bir anım beni kenara çekti. Dedi ki siz neresi seni uyarmak zorundayım dedi. Çilek'le vakit geçirdiğin sürece bence hiç iyi bir yola girmeyeceksin. Derslerini de çok kötüledi zaten. Sen çok başka biri oldun. Yani bence kendine çeki düzen ver demişti. Ve ben bunu duydum. Hayatım alt üst oldu. Ya kafama çok girdi. Acaba yanlış mı yaptım? Gerçekten yanlış bir arkadaşlık seçimi mi yaptım? İşte derslerim mi daha önemli? Yoksa arkadaşlarla eğlenmek mi falan? Böyle çok arada kalmıştım. O yüzden hiç unutamadığım bir anıdır benim için. Sonra Çilek'ten hatta manipüle olduğum için bir tık uzaklaşmaya da çalışmıştım. Ama sonra yapamadım ve sıra arkadaşımı kaybederek Çilek'le yoluma devam etmişim. Sonra onunla küsmedim ama hiçbir olayımız olmadı ama artık Çilek ve başka arkadaşlarım vardı yakın arkadaşım. Onlar tamamen zaten lise 3, lise 4'te kopmuştuk. Ama küs değildik. Böyle bir anım olmuştu. Lise eteği. Bu çok utanç verici ve çok utandığım bir anım. Ya umarım ki her kız hayatında en az bir kere yaşamıştır. Yoksa bunu anlatmaktan çok utanacağım. Dediğim gibi yine lise eteği boyunu ayarlayamadığım bir dönem. Bu arada bizim okulda artık tüm kızlar pantolon giyiyorlar. Yani kimse etekle falan uğraşmıyor. Ama etek çok
seviyorum ya. Yani her kızda çok seviyorum. Etek bence çok tatlı bir şey ve ben etek giymek istiyorum. Herkes mesela bir tane fotoğrafımız var beden dersinden önce ve hepimiz dizilmişiz. Herkes pantolon giyiyor, bir tek etekli benim ha. Öyle dolaşıyordu. Ama eteğin boyu bazen bana çok batıyordu yani. Yine çok uzun bir etek değil ama işte dizimin bir karış üstü. Ama dediğim gibi ben çok tıknaz durduğum için onu biraz daha kısaltmak istedim. Yemin ederim ki tek sebebim o. Daha uzun durabilmek ya. Yemin ederim başka bir amacım yok. O yüzden ben eteğimi katlıyordum. Ama hani şu anda falan da değil tabii ki yani. Bir tık katlıyordum. Ondan sonra neyse. Bir gün müdür yardımcımız kadın. Şeydeyiz, kantindeyiz. Herkesin olduğu kalabalık böyle. Bayağı öğle saati herkes kantinde. Beni yakaladı. Anladı eteğimi katladığımı. Çünkü yamuk yumuk oluyor ya. Ben o zaman ayarlayamıyorum muhtemelen. Beni kenara çekti. O zamanlarda bir şey vardı. Oylama yapacaktık. Okul başkanı seçilecek. O yüzden oy şeyleri var kantinde böyle. Şey perde falan var. Perden kısa giriyorsun. Yani şu anki oy seçim şeyleriyle aynı. Öyle bir yer var. Beni oraya çekti. Üzerime böyle açtı. Katlı eteği gördü. Ben zaten o arada utançtan yerin dibindeyim. İndirtti eteği bana. Yemin ederim ki size indirecek kadar kısa değildi. Zaten o kadar kısalıkta bir etekle ben okula nasıl dolaşayım yani. Öyle bir kısalık değildi yani. Açtı o eteği. Sonra beni yolladı. Ben etek şurada başlayıp bir anda şurada indim. Dışarı bir çıktım. Ya var ya orada beni kim gördü, ne yaptı, ne etti bilmiyorum ama o kadar utanmıştım ki yani. Resmen o kadar erkeğin önünde falan beni niye rencide ediyorsun? Bir tuvalete sok beni ya da uyar git düzelt de ben onu ayarlayayım. Yani sen o kadar insan işte beni alıyorsun, o eteği indirtiyorsun, beni geri yolluyorsun yani. Bir öyle çıkıyorum, bir böyle çıkıyorum. Gidiyorum, böyle çıkıyorum. Çok kötü, hiç unutamadığım bir anım o yüzden. Yani bak kaç sene geçmiş hala unutamıyorum. Bir de bizim müdür yardımcılarımız bir tık sıkıntılıydı. Özellikle bir tanesi çok sıkıntılıydı. Hani kadının ekşi sözlük başlığı var. Hani düşünün yıllardır orada. Şöyle bir şeyleri falan dönmüştü daha önce. Yine ekşi sözlükte yazıyordu. Eteği kısa olan bir öğrenciye aşağıdan yukarı bağırmış. Pederin kanatlarını görüyorum. İndir o eteği diye. Öyle bir okuldu yani. Allah'tan bana öyle bir şey denmedi. Öyle bir şey denseydi şu anda yaşamıyor olurdum muhtemelen. Ve son olarak kesin daha fazla vardır da. Yani aklıma gelenler bunlar böyle travmatik olarak. Ben o zamanlar dediğim gibi Justin Bieber'ın hayvan gibi hayranıyım ve hiç saklamıyorum. Hiç şey yapmıyorum. Herkes bir yer. Tüm okul biliyordu benim Justin'le bağlantımı. Hatta Justin'le tanıştığımda lisedeydim çünkü tanıştığım bu fotoğrafım falan çıktığında herkes gözün aydın işte budur. Bu kız manifestin Allah'ın yapıyor. Manifest falan yoktu da hani o an herkes inanmıştı. Herkes işte inandığına herkes başarabilir falan tarzı böyle yayılmıştı. Herkes konuşuyordu Justin'le fotoğrafımı. Neyse ben beden derslerine bazen Justin'in tişört giyiyordum. Oversize bir tişört. Üzerinde de Justin'in resmi var falan. Hiç utanmazdım da. Üst sınıftaki çocuklar, erkekler bana üstten bağırırlardı camdan. Justin falan diye böyle benim dalga geçerlerdi, şey yaparlardı. Ben de onlara güler geçerdim ama çok dalga geçmişlerdi ama bence bunu ben istiyordum. Ben bana laf edilmesini istiyorsam o tişörtü giymeyebilirdim. Yani ben onu bir büyük bir gururla taşırdım ve hoşlandım ve beni ben yapan bir özelliğim ve bunu göstermekten de çekinmiyorum gibi düşündüm. O yüzden K-pop fanları eğer buradaysanız hiç üzülmeyin. Saklamak zorunda da değilsiniz. Dilediğinizce her şeyi yaşayın. O benim bir özelliğim de ve çoğu insana bence normalleştirmiştim Justin hayranları. O dönem çünkü çok kötü anılıyordu Justin Bieber fanları. Ben normalleştirdiğimi düşünüyorum. Yani umarım ki öyledir. Daha sonra o benimle üst kattan dalga geçen çocuklar seneler sonra şimdi bana Instagram'dan da yazıyorlar. Öyle olacak zaten merak etmeyin. Evet aşklarım böyle komik, eğlenceli, biraz da utanç verici lisanlarımı paylaştım. Umarım ki keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Böyle anlatmayı çok seviyorum çünkü. En çok kendim olduğunu hissettiğim videolar bunlar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda bunu hiç söylemiyorum ama kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hani küçük bir destek amaçlı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.